Azerbaycan'dan selamlar hocam. Dinlemenizi tavsiye ederim. 1988-89 yıllarına ait bir video. Habil Hacıyev. Hadi dinleyelim. Merak ettim. Özgüncüm, rica etsem Habil Hacıyev Şehriyar göndermiş bizlere. Blackpink Rose'un parçası çıkmış. Ben Blackpink Rose'u analiz ettim. Ettiğimde hepiniz geldiniz, yığdınız dislike'ları. Yaptım Rose'un analizini, iki kere yaptım, ikincisini de sildim siz kızdıktan sonra. Şu anda da yapmak içimden gelmiyor. Parçayı da izledim. Gayet de güzel bir takipçiyim hala yani. Hiçbir şeyden ayrılmış değilim. Ama kızgınım. O nedenle yapmayacağım. Habil Laçinli Gerçekten. 1988-89 Karabağ şikestesi. Ya kayıt çok güzeldi. Canlı İndirse değil galiba bu. şu Ya şeyi okuma canlıdır da. arabadan Aa dinleyelim. yok. Vallahi canlı. Aman ya Rabbi. Habil Laçinli 1988-89 Karabağ şikestesi muhteşem ses. Ya ne kayıtlar alınmış ya. Ne efsane, hasta oluyorum bunlara. Ah, paylaşabiliyor muyum sizde? Dur bakayım. Yes. Görüyorsunuz değil mi çocuklar, bak. Bu yaşta teknik. Of, nefese bak. Şaka gibi ya. Kaç saniye, hadi sayıyoruz. 35'te başladı. 5. Devam. 10. Ya çok güzel ama tertemiz. 15. Aman ya Rabbi, o kadar genç ki. İnanılmaz tatlı değil mi ya? Atmosfer mükemmel abi. Şu mikrofonlara bak. Yani bunlar hep böyle şey. Şu an tarihin en önemli eski ama farklı bir lezzette kaydedilmiş şeyler. Yani şu ekipmanlar bile çok güzel ya. Bu hangi konser salonu acaba? Nerede yapılmış? Ne kadar tatlı ya. Onun yerine kendinizi koyun. Yani böyle bir performansa ne kadar hazır olabilirsiniz? Ne kadar sürede hazırlanabilirsiniz? Zaten gencecik. Yani bundan öncesini demek hiç durmadan müzik yapıyor olması lazım ki bu rahatlıkla karşınızda durabilsin. Eli bile titremiyor bakın. Gözlerini hiç kapatmıyor. Sürekli seyirciye bakıyor. Ama kafada başka bir yerde tabii. O başka bir hayal dünyasında şu anda. Zaten abi, şimdi bak, işi bilen seyircinin reaksiyonuna bakın. O sesin zor çıktığını o kadar iyi biliyor ki seyirci, bakın. Bakın. Hop. Buz pateni yarışmalarını hatırlıyor musunuz? Yani böyle artistik buz pateni. Özgün. Sen izler misin, sever misin? Efendim hocam. Buz pateni yarışmalarını sever misin, Pardon. izler misin? Evet, izlerim hocam. Öyle hem olimpiyatlarda hem şeylerde. Evet, ya o işin zevki İzlerim. nedir? Şimdi jüriler yerleşir, paten yapan, yani artistik paten yapan belli hareketleri vardır. Bunların belli puanları vardır. Ve o hareketleri her yapışında seyirci bir alkış yapar. Hatırlıyorsunuz değil mi o şeyi böyle? İşte atıyorum üçlü salto atar, üstüne ikili bir tane daha atar.
seyirci alkışlar çünkü zordur o. Çünkü seyirci çok iyi bilir onu. Eğer seyirci hiçbir şey bilmezse atar saltoyu. Ha, seyirci normal bir şey olarak karşılar bunu sanki bir şey değilmiş ama seyirci eğer o hareketin zorluğunun farkındaysa o zaman o zor hareketten sonra bir tatlı bir alkış gelir. Ya buradaki olay muhteşem o nedenle. Aynı ona benziyor. Bir spor müsabakasına veya estetik yarışması gibi bakın. Şuradaki alkış beni benden alır ya. Gerçekten çok kıymetli. Şu. Aynı reaksiyon bu. Müthiş. Allah coştu seyirci. En hızlandı parça. Oh! Oh! Onun da yüzü gülüyor. Abi böyle bir şeyle karşılaştığın zaman zaten insan kalır ya. Oh. Muam geldi. Of 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 of. Efsane değil mi ya? Gerçekten çok güzel abi. Of of of. Nefes ne kadar gelişmiş ya. Bu yaşta böyle güzel nefes. Bakar mısınız çocuklara? Tertemiz tutuyor sesleri ve muhteşem güzellikte, kuvvetli, yerinde bomba gibi bir nefes. Bak, tek nefes. Aldı. Muhteşem ya. O nasıl zevk alıyor işte. Abi bu çok kıymetli bir şey ya. Ya diyor ki o seyirciyle müthiş bir iletişim. Sıcaklık, yakınlık. Ay 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 ay. Müthiş bir enerji var ya. Samimiyet. Ya her şeyin eskisi güzel be. Ha? Ne diyorsunuz? Her şeyin eskisi başka güzel ya. Evet hocam ya. Baksana bak şu enerji, şu samimiyet, şu okurkenki karşıyla iletişim, yüzünün gülmesi ve haz alması bundan o kadar tatlı ki yani. Ya o şarkıcılığın ilk daha yeni başlayan bir gencin ruhundaki ateş bu yani. Yeni ateş, o düşmüş ateşi hissediyorsun. O kadar güzel bir duygu ki bu. Seyirci de onu hissediyor. Ve ne oluyor abi o gece, yani unutulmaz bir gece yaşıyor herkes. Ailece, çoluk çocuk. Ya iyi ki buraya geldim, iyi ki bu harika konseri izledim. Ve hani sahneye bak işte yani. Herkes güzel, şık bir şekilde oturmuş. Çıkıyor çocuklar, şarkılarını söylüyorlar. Müzisyenler kendinden geçiyor. Böyle bir abartı sahne şovu, lazerler. Anladın mı hani tepeden yağan ışıklar, yağmurlar, bir şey yok. Ama müthiş bir haz var. Yani merkez, müzik. Çok net müzik. İyi müzik icrası bir de üstüne üstlük. Ne düşünüyorsun Özgün bu konuda? Bana bir de bir anma konseri. Hı hı. Şimdi düşündüğümüz zaman artık bu kadar hoş, naif, çok güzel anma konserleri yapılmıyor. Hı. Gerçi yani o dönemin ruhunun da, organizasyon kalitesinin de, o gösterilen saygının da. Çok güzel, çok haklısın. Görüyoruz. Çok haklısın, süper. Yani gerçekten güzel, devam edelim. Ben çok keyif aldım vallahi, dinliyorum. İnşallah seviyorsunuz. Harika be. Geldi. Üf be.
Seyirci bekliyor. Direkt parçanın vurucu bir yeri var. Ve o vurucu yeri geldiğinde yıkılacak ortalık. Herkes bekliyor sakince. Bunu hissediyorsun. Bir gariplik var. Ha geldi. Geliyor. Ya belliydi zaten. Bu işte bu. Biz. Abi şarkı bitti. Görüyorsunuz değil mi? Çiçekler takdim ediliyor. Olağanüstü güzellik ya. Olağanüstü güzellik. Sanat. Sanatçıya saygı. Harikulade. Bayıldım. Peki devam edelim.